Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de size periyodik tabloyu anlatacağız. Merhaba hocam. Çok uzun zamandır bekliyordum bunu. bunu. Tabii ki artık kavuşuyorsunuz. Hocam Tonguş. tövbe bu adam kim? Estağfirullah. Evladım bu adam Mendeleyev. Mendeleyev dediğimiz adam periyodik tabloyu ilk bulan adamlardan bir tanesi. Hatta görüyorsun tipine görüyorsun. Bulunca bu hale gelmiş. Sence hocam. hangi ırktan bu Tonguçcun? Hocam bu ilk insanlara benziyor. Hel adam bu. Ilk Ama insanlara... sakallı olması bana biraz Müslüman olduğunu andırıyor yani. Bu adam mi? Rus Tonguçcun. Hatta ha. nerede yaşıyor biliyor musun? Dünyanın en soğuk yerinde yani Sibirya'da yaşıyor. Ha. Bu adam 16 çocuklu bir ailenin e, bir, en küçük çocuğu. Canım Ve benim. babası da lise müdürü. Ama diyor ki bu adam yanına tak ediyor. Diyor ki kardeşim ben bir buluş yapacağım diyor. Atlıyor trene. Çuf çuf çuf. Nereye gidiyor Tonguç? Moskova'ya. Oha ne alaka ne aferin be. Moskova'ya gidince ne yapıyor? Moskova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oluyor. Çünkü Helal zeki olsun. bir alan. Helal olsun. Ardından diyor ki ben periyodik tablo diye bir şey bulacağım diyor. Herkese vay be diyorlar. Sonra da İslamiyet kabul ediyor ve sakal bırakıyor değil mi hocam? Hayır evladım Doktora tezini alkolle suyun karışımı üzerine ha, yapmış. Hocam. Adam İslamiyet'le alakası yok. Ama çok büyük buluş yapmış. Çünkü atomları bak çok önemli kütle numaralarına göre dizmiş ve bir periyodik tablo oluşturmuş. Helal olsun. Hani şöyle bir şey var ya periyodik tablo diye böyle görüyorsun evet, e, kimya evet. derslerinde. İşte bunu o yapmış Tonguç'um. Ve suçlu bu mu yani hocam? Suçlu diyeceğim ne alakası ya var? bizim bunu ezberlememize sebep olan adam bu mu? Ya Tonguç öyle düşünme bak bilim hatta o kadar büyük bir buluş yapmış ki adama bir tane Mendeleyevium diye 101 atom numaralı Mendelevyum elementinin adını vermişler. Evladım. Çok da sevinmiştir yani bence hocam ya. Yani. Hatta Amerikalılar vermiş enteresan bir şekilde. Neyse. Neyse. Mozeley dediğimiz adam da bak bu adam. Hocam ya. Kepçe kulaklı bir arkadaşımız. Sağlık olsun olabilir. Ya bu adam da atomları daha da güzel dizmiş. Mendeleyev dizmişti ya bu en sağlamını. Tam Aksis hatta hatta yani. Şu anda kullandığımızı yapmış. Atomları atom numaralarına göre dizmiş Tonguçcuğum. Atom numarasına göre dizmiş. Hatta bu adamın şöyle bir hüzünlü bir hikayesi var. Aslında hüzünlü değil. Biz bunu öldürmüşüz ne yazık ki. <laughs> sağlık olsun. Gelibolu'da Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu'da vefat etmiş. 27 yaşında daha. Ne işi varmış hocam oradaki yani? E, İngiliz ordusu göndermiş. Ne yapsın? E, yapacak bir şey yok. Gelirse görür yani. Neyse. Evet evladım. Periyodik tablo istediği bu. Bu periyodik tablo dedikleri şey. Çok güzel çizmişsiniz Korkulacak... hocam. Elinize sağlık. Gerçekten tebrik ediyorum. Cetvel kullanımınız çok iyi hocam. Tebrik ediyorum. Sağ ol canım. Cetvelle çizmedim. Elime çizdim ya. Harikasınız hocam. Bak bunlara bu. dikeylere sütün diyoruz Tonguç. Sütün gibi hocam doğru. Sütun yani, sütün gibi dediklerimiz dikeyler. Yataylarda satırlar. Zaten satırın ne demek olduğunu Türkçe'den de biliyorsun. Aynen hocam. Şimdi biz grup dediğimiz şeyler sütunlar. Mesela, mesela bak 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A'ya kadar gidiyor. Evet hocam. Bir de ortada B grupları var Tonguç'cum. B grupları da ortada. Bak şunu unutma Tonguç, satırlarsa periyotlar. Hani periyodik tablo dediğimiz şey aslında He. satırlardan geliyor. Anladım. Periyotlar bak kaç tane? 7 tane. tane. Birden 7'ye kadar. Ama bak birinci periyot bir enteresan, iki tane var. İkinci periyot birkaç tane daha var. Ama bak alttaki periyotlar daha fazla değil mi Tonguç? Evet hocam. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi anlatalım devam edelim. Aa. Evladım periyodik tablodaki ilişkilere baktığımız zaman gruplar aynı kimyasal özellikleri gösteriyor. Yani sen şöyle düşün. Bir, bir sınıf vardır değil mi? Evet. Sınıfında arkadaşların sanki şey gibi e, düşün. Periyot gibi düşün. Sınıfın senin periyot gibi düşün. da senin arkadaş grubun. Anladım. Arkadaş grubunla aynı özellikleri gösterirsin değil mi? Aynı şeylerden hoşlanırsınız. O yüzden aynı top oynarsınız falan. Evet. Seversiniz birbirinizi. Ama sınıfta herkes birbirinden farklı olabilir. İşte bu sınıfları... Farklı kimyasal özellikler olarak göreceğiz. Yani periyotlarda farklı kimyasal özellikler var. Birleşmişler, bir araya getirilmişler. Şans eseri ama gruplar aynı kimyasal özellikler. Anladım hocam. Çok Bu güzel bir çok yöntem. Bak arkadaşlarına top oynuyorsun değil mi Tonguç? Hocam çok golcü bir futbolcu herkes bilirler. Alman kale oynuyor musun? Hocam biz Japon kale oynuyoruz zaten. Japon kale ne evladım? Hocam herkesin küçük kalesi oluyor oynuyorlar. Bir de Alman evet. kale var gol atan kaleye geçiyor Ha o zaman tamam. Periyodik tabloda bak elementleri şöyle gruplanıyoruz. 1A grubunun özel bir adı var Tonguç. He. Bunu vereceğiz. 1A grubu alkali metaller. 2A grubu da toprak alkali metaller. Tarzmış hocam isimleri. Evet. Bu, zaten bunlar birbirine çok benzer bak. 1A alkali, 2A da toprak alkali. Tamamdır, İki tane mi? adı var görüyorsun. Toprak alkali. Mantıklı. 7A grubu çok özel Tonguç. Halojen. 8A grubu ise soy gaz. Artık bunlar aşmış. He. Soylu bunlar. Asal bunlar. Anladım. Bunları zaten anlatacağım birazdan. Bak Tonguç. Bu taraftaki her şey ametal olarak adlandırılıyor. Evet. Genellikle sağ taraf ne olarak adlandırılıyor tunguşt? Ametal. Bak bunu unutma ametaller. Ben de eskiden metalciydim hocam zaten. So, saçma o ne demek ya? Sol taraf Metalik adınıyordum hocam. Ha, aferin. Bak metaller de o zaman sen solcusun evladım. Evet sol tarafta metalika diyorduk. Metalika solcular zaten metal dinler yani değil mi? Yani sosyalist düşünce Öyle. var evet Hayır. doğru. Geçiş elementleri ise ortadaki B grupları Tonguç. Tamam. Hani B grupları demiştik ya senin evet. çok merak ettiğin. Aynen. Onlar da geçiş elementleri ama bunlar da metal unutma. Çok merak ediyorum hocam. İstisna var bir tane Tonguç'un. Hocam beni spastik engelli gibi çizmişsiniz. Evladım bu hidrojen. hidrojen. Ha, pardon. Hidrojen atomu çok istisna bir olay. Ne biliyor musun? Bak hidrojen atomu birinci periyotta bir A grubunda. Yani hani periyodik tablo çiziyoruz ya böyle Tonguç. Evet hocam. İki dakikada çizdiğimiz periyodik tablonun tam burasındaki hidrojen atomu Tonguç. Hocam. Bu enteresan bir şekilde 1A grubunda olmasına rağmen ama 1A grubu top me, alkali metallerde hatırlıyorsun. Evet. Bu adam bir ametal tonguç. Bu çok önemli bir istisna. Aman unutma. Yani metal değil, Tom, tamam mı? Tamam, tamam Bu istisnayı unutmayalım. Çok çıkıyor. Yes, Bak çok işte çok burada güzel. periyodik tablodaki buradaki normalde alkali metallerdi ya, tonguç 1A evet. grubundaki. Bu ametal tonguç. Aman dikkat edelim. Tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. İstisnalar kaydı bozmaz ama. Evet tabii ki. Normalde metaller burada. Metaller bu tarafta. Hatta burası da geçiş metalleriydi. Hemen bunları yazalım bak. 1A grubu, 2A grubu, 3A, 4A. Senin sorumlu olduklarının hepsini yazıyorum bak. Tamamdır. 6A, 7A, 8A. Bak bunları kesin bilmek zorundasın. Tamamdır hocam. Bu grupların neydi Tonguç'cum? B grubu. Mükemmel. B grupları Bunlar geçiş metalleriydi ama yine metallerdi unutma. Tamam. Tonguç hatta bak şu kısımdan sonrası bunlar ametaller Tonguç. Aman bunlara dikkat et. Bunlar ametaller. Şurada birkaç tane de bak şu taradıklarım bor, silisyum dedikleri şeyler de yarı metal Tonguç. Tamamdır hocam. Şimdi bu periyodik tablodaki gruplar bunlar. Aynı evet. kimyasal özellikler gösteriyorlar. Mesela soygazlar aynı, halojenler aynı özellik gösteriyor. Ama bak bu metal, bu ametal. Aynı periyotta farklı özellikler gösterebilir. Tamamdır hocam. Unutmayalım Tonguç'u. Aa ödüllü soru. O zaman ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Tamamdır hocam hemen yolluyorum. Tamamdır.